Merhaba, ben Neşe Yaşın. Aynı Deniz'in Kıyısında başlıklı bu podcast serimizde Akdeniz ülkelerine ve oradaki şairlere doğru bir yolculuk yapıyoruz. Şimdi çok daha zaman içinde bir yolculuk yapalım ve ta milattan önceki yıllara, eski Roma'ya doğru gidelim diyorum. Size iki şairden söz edeceğim eski Roma'da. Birisi Virgil, öbürü ise Ovid ve biraz da bunları kıyaslayacağım. Virgil biraz böyle, nasıl anlatayım, ikisi de tabii kanonik iki şair ve aralarındaki fark şu diye düşünüyorum. Yani okumalarımdan da bunu gördüm. Virgil biraz böyle hani devletçi derler ya, öyle diyelim. Ovid ise biraz böyle anarşist bir şair. Şöyle kabaca tanımlayacak olursak. Virgil için niye öyle diyorum? Çünkü bir biçimde bir işte hem imparatorla yakın bir ilişkisi var. İmparator onu her zaman destekliyor. Bir geziye gönderiyor hatta ve orada bir beyin kanaması geçiriyor. Eski Elen şehirlerinden birinde dolaşırken güneş çarpıyor kendisini ve güneş çarpması sonucunda bir beyin kanaması geçiriyor. İşte bu kitap vardır, Virgilius'un Ölümü diye. O kitapta da onun dönüşü aktarılır. Yani hasta yatağında Roma'ya getirilir, işte hasta yatağı taşınmaktadır, işte halk ona küfürler yapar yatağı taşınırken ve bir kitap var, ünlü bir kitabı, Aeneid diye. Bu kitabı ona İmparator Augustus sipariş etmiş. Ve niçin sipariş etmiş? Çünkü Homer'in yazmış olduğu İlyada ve Odisea'ya karşılık bir kitap yazılmasını istiyor. Bir Latince olacak. Yani o dönemde bu çatışma var zaten, işte Yunan olan, Helen olan ve Latin olan arasında. Bu Aeneid de aynı Odisea'daki gibi işte bir macera var ve son bölümde galiba İlyad'dan esinlenen bir bölüm. Virgilius bunu ölmeden önce yakılmasını istiyor. Yani bu kitabın tam şeklini almadığını düşünüyor. Ama Augustus imparator bunun yakılmamasını ve yayınlanmasını istiyor. Bu kitap Dante'yi etkiliyor. Ve Dante bu Kutsal Komedya'da, Divine Comedy'de Virgil'in kendisini de kullanıyor. Ve bu cehenneme giden kapıyı da bir rehberlik görevi veriyor Virgil'e. Şimdi biraz da Ovid'den bahsedeyim. Ovid bir Virgilius'tan sonra yaşıyor. Ve Ovid'e baktığımız zaman mesela imparator Ovid'i cezalandırıyor. Yani halkın ahlakını bozuyor diye. Çünkü bu barış döneminde aslında İmparator Augustus işte aileyi düzenlemeye çalışıyor. Daha önce mesela zina, bu gibi şeyler çok kabul edilir şeyler Roma'da. Ama sonradan böyle bir barış dönemi ve bir ailede bazı düzenlemeler getirmeye çalışıyor. Ve Ovid'i de ahlakını bozduğu için halkın sürgüne gönderiyor. Amores diye bir kitabı var. Kadın mitolojik kahramanların hayali mektuplarından oluşan Heroides ve Ars Amatoria, aşk sanatı gibi
kitaplar var. En önemli kitap aslında Metamorfozlar ve bu Shakespeare'i çok etkilemiş bu Metamorfozlar. Burada bir sürü mitolojik hikaye var. Bu hikayelerden biri de İstanbul'daki ünlü Kız Kulesi hakkındaki Hera ile Leandros hikayesi de bu Metamorfozlar'da var. Şimdi ben bu iki şairden iki şiir çevirdim. Bana sorarsanız ben Ovid'ciyim. Çünkü Ovid bir çeşit anarşist aslında. İmparator onu cezalandırmış. Bir yandan işte virgül bir çeşit patriotizm ve işte bir yani etnik bir yanı var, işte bir epik yazmaya çalışıyor. Ama Ovid dediğim gibi biraz anarşist. Şimdi şeyle ilgileniyor daha çok aslında Ovid. Bu vatanla ve dan çok büyü ve seksle ilgileniyor. Ve daha böyle arzuya ilişkin insan ruhunun, insanın anlamaya yönelik şeyler yazıyor. Daha dişil bir bakış açısına sahip. Böyle bir karşılaştırma yapabilir miyiz? Bilemiyorum. Benim çok mütevazi okumalarımdan bunu gördüm. Şimdi benim okuyacağım virgül şiiri aslında... Yani çok da Ovid'e de benzeyen bir yanı var. Hani bu yaptığım karşılaştırmayı, bu çevirdiğim iki şiirden anlamak biraz zor olabilir. Ama ben Ovid'i daha eğlenceli, daha dişil buldum, onu söyleyeyim. Şimdi Virgil'in şiiri Saki. Şiir okumadan önce biraz antik Roma müziği dinleyelim diye düşündüm. Saki, ey boyalı saçlı Asur'dan söz kız. Kim öğretti sana yanlarını böyle sallamayı titreyiş ve silkeleyişle? Tavernanın dumanlı havasında dans ediyorsun esrik, iffetsiz fahişe, kastaniyetlerin çınlayan sesinde. Niye kalmalı her şeyin solduğu o tozlu sıcakta? Gel buraya, uzanıver ve sarhoş ol bu esnada, seni aptal. Bakma şrappalar, fincanlar, kaseler, güller, flütler ve kanunlar ve bir kameriye çardak kamışlarla gölgelenmiş serince. Pan'ın mağarası gibi müzik dolu bir mağarada uzanabilirsin. Saçların açık göklerin şeritleri misali. Az bulunur şarap zifli fıçıdan devşirilmiş ve zırvalayarak, homurdanarak akar su yolunca. Bak çiğdemlerden çelenkler ve menekşe işlemeler, altın bal topu gülün kızıl rengine karışmış. Ahelios'un bakır derisinden getirilmiş. Söğüt dalı sepetlerde zambaklar, senin için hepsi. Bak küçük peynirler kuruyor hızla sepetlerde ve güz havasının tatlılığından gelen erikler, kestaneler ve elmalar keyifle sulanmış bir kırmızıyla. Bak güzel Seres ve aşk ve Baküs hep birlikte. Bak kızarmış böğürtlenler, durgun salkın üzümler, deniz yeşili hıyarlar gölgeliklerin dal uçlarından sarkıyor. Bak çardak tanrısı söğüt çengeliyle tehditler savuruyor. Ama o berbat orta yeriyle bile korkutamayacak bizi. Buraya gel serseri, küçük popo terler ve o bayılır. O küçük popo, Vesta'nın kendi sevgilisi, yedeği yani.
Cırcırlar çalıdıkları dağıtıyor tiz şikayetleriyle. Kertenkele pusuya yatıyor güzelce bir içki hanında. Akıllı ol ve bir kadeh şarapla ıslat sıcağı. Ya da bir kristal fincan, nasıl seversen şarabı. Uzan asmanın gölgesine ve bırak geçsin yaz saatleri. Ve bırak güller sansın onaylayan başını. Evet, kopar öpüşleri ağzı açık birinden incelikle. Ölsün sorgulayan kaşlarla somurtan dostlar. Niye saklamalı çelenklerini kör karılışına küllerin? Mezar taşın değil, hayatını sarsın günler. Yerin dibine batsın gelecek. Şarap ve zar kutusunu getirin buraya. Seni öpmeye geliyorum demekte ölüm ve kulağıma çimdik atmakta. Evet, virgül bu. Milattan önce 19 ve 70 yılları arasında yaşamış virgül. Şimdi de Ovid'in bir şiiriyle devam edelim. Bu sözünü ettiğim Amores kitabından bir şiir. Tabii bütün bunlar bu tamamen işte Hristiyanlık öncesi, o Hristiyan Püritanizmin gelmediği dönem. Zevkin ve arzunun zaten Roma deyince bu akla geliyor o dönemde. Ovid'in Amores'i de bu döneme ait bir şiir ama bu kitaptan sonra dediğim gibi imparator halkın ahlakını bozuyor diye onu sürgüne gönderiyor. Graecinus, itham ediyorum seni. O dikkat çekici açıklaman için. Kimse sevemez iki kızı aynı anda. Güvendim sana ve almadım gardımı. Sonuç utanç verici fazlasıyla. Çifte bir aşk hayatı. İkisi de güzel ve sofistike. Söylemesi zor daha fazla sunduğunu hangisinin. Kesinlikle biri daha çekici. Ama hangisi? Her birini daha fazla seviyorum öbüründen. Şizofren bir tutkuyla parçalanıp. Bir kadırga ters rüzgarda. Ulu Afrodit, bir kızla lanetlenmek yeter dünyada. Niye çifte lanet bana? Niye yapraklar eklemeli ağaçlara, yıldızlar samanyoluna, derin denize su? Yine de iki aşk hiç olmamasından iyi. Tanrım, ahlaklı bir yaşam ver düşmanlarına. Tekli bir uyku ve rahatlamış uzuvlar şiltenin ortasında. Ama merhametsiz aşk ver bana uykularımı bölmek için yatak arkadaşlığıyla. Bırak kadınlar soysun beni, bir yetmezse iki, başa çıkarım bununla. Zayıf olabilirim normal ağırlık altında ama kaslarım ve iştahım var. Zevk-ü safa küvetlendirir beni. Vaki değildir düş kırıklığına uğrattığım bir dişiyi. Evet, bu da Ovid'den bir şiirdi. Aynı denizin kıyısında antik Roma'ya doğru uzandık. Oradaki şairlere baktık. Zaman içinde de bir yolculuktu bu. Haftaya yeni bir Akdeniz ülkesinde yeni şairlerle olacağız. Yeni şiirler paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın.